Beyin. Bir tasarım mucizesi. Doğadaki en karmaşık ve bir o kadar da gizemli yapı. Bizleri insan yapan fonksiyonlarımızın tamamı beynimizde şekillenir ve buradan kontrol edilir. Şu anda siz beyniniz sayesinde bu belgeseli seyredebiliyor, söylenenleri anlayabiliyor, dengenizi kaybetmeden oturabiliyor, aynı anda size sorulan bir soruya cevap verebiliyor ve bir yandan da çayınızı yudumlamaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda beyniniz nefes alıp vermenizi düzenleyerek vücudunuzdaki her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni sağlıyor, kalp atışlarınızı ayarlıyor, bedeninizin ısısını hep aynı noktada tutuyor, hormonlarınızın ne kadar salgılanacaklarını düzenliyor. Ve burada sayamadığımız trilyonlarca uyarıyı değerlendirip onlara trilyonlarca yanıt veriyor. Bu işlemler o kadar hızlıdır ki bir saniye içinde beyinde 10 üzeri 15 tane sinyal oluşur, yani işlem yapılır. Bu, bir rakamının yanına 15 tane sıfırın gelmesiyle oluşan çok büyük bir sayıdır. Kısacası beynimiz, bugünkü teknolojiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak kadar çok sayıda işlevi aynı anda hiç aksamadan yerine getirir. Beynimiz biz uyuduğumuzda da çalışmaya devam eder. Bu sayede kalbimiz atar, hiç aksamadan nefes alabilir, hatta rüya bile görebiliriz. Bütün bunlar beyindeki 100 milyar hücrenin mükemmel bir uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bu hücrelerde birbirleriyle yaklaşık 100 trilyon bağlantı yaparlar. Bu ihtişamlı düzen, insan henüz anne karnındayken oluşur. Hamileliğin ilk 5 ayı bittiğinde beynin gelişimi de tamamlanmış olur. Bu 5 aylık süre içinde 100 trilyon hücreye ulaşmak için dakikada yaklaşık 500 bin yeni sinir hücresi oluşur. Oluşan her bir hücrenin hangi hücrelerle nasıl bağlantı kuracağı önceden belirlenmiştir. 100 milyar hücrenin her biri sadece kendine ait olan yere gider ve burada kendisiyle ilgili olan hücrelerle sayısı 10 binleri bulan bağlantılar yapar. Ancak bu bağlantıların tümü hatasız ve eksiksiz olarak tamamlanırsa beyin eksiksiz çalışabilir. Aksi halde oluşacak en küçük bir hata, beynin işlevlerini yerine getirememesiyle sonuçlanır. Peki, hiçbir aklı ve şuuru olmayan hücreler, hangi hücrelerle ne gibi bağlantılar yapacaklarını nereden bilirler? Elbette en ufak bir hata barındırmayan bu kadar detaylı bir tasarımın, hücrelerin aldıkları ortak kararla var olduğunu öne sürmek mantık dışıdır. Kuşkusuz bunda tesadüflerin hiçbir rolü yoktur. Açıktır ki burada korunup kollanan bir denge ve düzen vardır. Bu kusursuz düzeni şüphesiz bizim irademiz dışında her an Yüce Allah koruyup kollamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır. Beyindeki her sinir hücresinden tıpkı elektrik kabloları gibi uzantılar çıkar. Bu uzantılara da akson adı verilir. Elektrik sinyalleriyle çalışan beynimizde sinyaller aksonlar vasıtasıyla iletilir. 100 milyar hücre birbiriyle bağlantılar yaparken her bir hücredeki aksonların da birbirine kusursuz bir şekilde bağlanması gerekir. Buna bir örnek olarak görme olayını inceleyelim. Görmenin gerçekleşebilmesi için gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin aksonları beynin arka kısmındaki görme merkezine ulaşmak zorundadır. Ve bu bağlantı yine anne karnındaki ilk 5 ay içinde tamamlanmalıdır. Gözün retina denen ve sinir hücrelerini barındıran tabakasından yola çıkan aksonların her biri ilerler ve göz sinirlerinin çapraz olarak kesiştiği yere gelirler.
Sinirler burada çarpı şeklindedir. Bu durumda her bir aksonun önünde 3 seçenek bulunur. Ancak akson doğru yolun hangisi olduğunu bilirmişçesine hareket eder ve bu yoldan ilerler. Uzun bir yolculuktan sonra beynin arka kısmında bulunan görme kabuğundaki milyarlarca hücre arasından bağlantı yapması gereken hücreyi bulup sadece onunla bağlantı yapar. Beyne sinyaller gönderen milyarlarca aksonun her birinin doğru yolu bilip hatasız bir şekilde ilerlediği düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu ortaya çıkar. Burada sadece görme olayı için oluşan bağlantılar örnek verilmiştir. Aynı şekilde diğer duyularımız için de aksonların hatasız ilerlediği düşünülürse beyindeki bağlantılardaki kusursuzluk daha iyi anlaşılacaktır. Beyindeki aksonlardan her birinin gideceği adres önceden belirlenmiş ve yolculukları koruma altına alınmıştır. Üstelik bu sistem hastalık durumları hariç tüm insanlarda aynı mükemmellikte işlemektedir. Bu muhteşem yolculuk, Türkiye'den yola çıkan kör ve sağır bir kimsenin ilk defa gittiği Amerika'daki bir yeri, yanında adres, harita ve pusula olmaksızın hiç şaşırmadan kendi kendine bulması gibidir. Aksonların bu uzun yolculukları az önce verdiğimiz örnekten çok daha zorludur. Çünkü aslında hücreler arasındaki ortam ilerlemeye elverişli değildir. Hücreler arasındaki bölgelerde denizlerdeki işaret şamandıralarına benzeyen moleküller bulunur. Aksonların üzerinde ise işaret şamandıralarıyla anahtar kilit uyumu oluşturacak moleküller vardır. Birbirlerine birebir uyumlu şekilde tasarlanmış olan bu iki molekül sayesinde aksonlar işaret şamandıralarına tutunarak ilerlerler. Sonuçta ortaya milyonlarca aksonun yolunu hiç şaşırmadan ilerleyebildiği muhteşem bir moleküler otoban görüntüsü çıkar. Vücudun ihtiyacına göre harekete geçen bazı aksonlar ilerlerken bir kısım akson da bu ilerleyen aksonlara tutunarak hareket eder. İlerleyen aksonun üzerindeki moleküller, diğerlerinin tutunabilmesine uygun yapıda yaratılmıştır. Dolayısıyla bir akson, aynı yere gidecek aksonları da beraberinde götürür. Beyindeki tasarımın detayları bu kadarla sınırlı değildir. Aksonların yolu üzerinde doğru yolu bulmalarına yardımcı olan moleküler trafik polisleri vardır. Kemoaffinite molekülleri adı verilen bu moleküller, aksonları kendilerine doğru çekerek doğru yere ulaşmalarını sağlarlar. Sadece doğru adreslere varan ve yollarını hiç şaşırmayan bu elektrik devrelerinin toplam uzunluğu 300 bin kilometredir. Bu uzunluk, dünyanın etrafının tam 7 kez dönülmesiyle oluşan mesafeye eşdeğerdir. Beyindeki bu sistem, ancak bütün parçaları eksiksiz var olduğunda fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Bunun için aynı anda aksonlar var olmalı ve birbirleriyle kusursuz bağlantılar yapmalıdırlar. Bu sırada kemoaffinite moleküllerinin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi, hücreler arasında bulunan ve işaret şamandırası görevi gören moleküllerin de var olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu birbirine bağlı işleyen sistemin zaman içinde evrimleşerek ortaya çıkması ihtimal dışıdır. Beyindeki bu kusursuz yaratılışı, evrim teorisinin iddialarında olduğu gibi kör tesadüflerle açıklamaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. Son derece kompleks bir yapısı olan beyin, görevini eksiksiz yerine getirecek şekilde yaratılmıştır. Beyindeki tasarım, Yüce Allah'ın kusursuz yaratmasının bir örneğidir. Kur'an ayetlerinde Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Ensenin üst kısmında yer alan beyincik,
görünüş olarak minyatür bir beyni andırır ve beynin onda biri ağırlığındadır. Vücuttaki tüm denge ve hareketlerin koordinasyonunu beyincik sağlar. Hareketlerin düzgün yapılıp yapılmadığını denetler, eğer düzgün yapılmadıysa gerekli ayarları yapar. Hangi kasların hangi sırayla kasılacağını belirler. Beyinciğin denge ile ilgili bölümü vücudun duruşundan sorumludur. Biz farkında olmadan hareketimiz esnasında bedenimizin pozisyonu en ideal duruma getirilir. Sürekli olarak değişen pozisyonlara göre denge her seferinde yeniden sağlanır. Örneğin odanıza giderek masaya doğru ilerlediğinizi ve sandalyenizi geriye doğru çekerek oturduğunuzu düşünelim. Bu esnada aslında birçok karmaşık işlemi aynı anda gerçekleştirirsiniz. Otururken dizlerinizi, sırtınızı ve belinizi belli bir açıya göre bükersiniz. Bu hareketlerinizin her biri farklı bir açıyla yapılır. Fakat siz bu eylemleri yaparken hiçbir zaman için acaba belimi kaç derecelik açıyla bükmeliyim diye düşünmezsiniz. Çünkü bunların hepsini beyincik sizin için ayarlar. Peki beyincik olmasaydı insan nasıl bir yaşam sürerdi? Dengeli bir şekilde yürüyemez ve oturamazdı. Gözler odaktan sekerdi. Eller hedefi şaşırırdı. Sendeleyerek yürürdü. Ortalama 60-70 kilogram ağırlığındaki bir insanın sağa sola devrilmeden iki ayağı üzerinde yürümesi ve hatta koşması oldukça zordur. Bilim adamları ürettikleri robotlara bu hareketlerin ancak sınırlı bir bölümünü yaptırabilmektedir. Hiçbir robot henüz insan gibi esnek ve kolay bir şekilde hareket etmeyi başaramamıştır. Hareket etmek bir yana, cansız bir eşyayı dengede tutabilmek için bile bazı hesaplamalar gerekir. Örneğin, küçük bir insan heykelinin dik durabilmesi için mutlaka ayaklarının altına konulacak düz bir desteğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bu destek, heykelin büyüklüğüyle de orantılı olmalıdır. İnsansa, emeklemeyi bıraktığı andan itibaren ayakta durabilir ve bir an bile bunun nasıl olacağı endişesine kapılmaz. Çünkü hareket etmeye başlar başlamaz vücutta sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir. Gözler ve kulaklar başta olmak üzere vücudun her yerinden beyinciğe uyarılar gider ve bu uyarılar an be an değerlendirilir. Yapılan ince ayarlar sayesinde hiçbir teknolojiyle kıyaslanamayacak şekilde trilyonlarca işlem büyük bir düzen içinde gerçekleştirilir. Şimdi beyinciğin yapısına ve çalışma sistemine yakından bakalım. Beyinciği oluşturan hücreler Purkinje hücresi olarak isimlendirilirler. Bu hücreler beyni oluşturan hücrelerden farklıdır. Her bir Purkinje hücresi daha küçük yapılar olan granül hücrelerle 150 ila 200 bin bağlantı yapar. Beyinciğin büyüklüğünün beynin onda biri olduğu hatırlanırsa, bu kadar çok bağlantının böylesine küçük bir alanda gerçekleştirilmesindeki mükemmellik açıkça ortaya çıkmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanında bulunan denge oranı, vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu organlardaki hücreler yapılacak hareketin hızını ve yönünü tayin ederler. Vücudun bir sonraki şeklini önceden planlayarak yeni durumda dengenin korunması için gerekli kaslara kasılmalarını emreden bir sinyal gönderirler. Bu işlemler o kadar süratli gerçekleşir ki insan vücudu bir durumdan bir başka duruma birkaç milisaniye gibi kısa bir sürede geçebilir. Eğer bu hesaplamalar olmasaydı ya da herhangi biri hatalı yapılsaydı insan dengesini koruyamaz ve her hareketinde yere yuvarlanırdı. Voleybol oynayan birini düşünelim. Bu kişi, oyun süresince bütün dikkatini kendine doğru gelen topa ve o topla temas edecek olan ellerinin ve kollarının duruşuna verir. Bu sırada vücudunun hangi pozisyonda durması gerektiğini düşünmez. O andaki dengesinin korunmasını ve bir sonraki hareketi için hangi kaslarını kasması gerektiğini aklına bile getirmez. Tüm bu hesaplamaları beyincik onun için yapar. Oyuncunun en iyi pozisyonda en etkin vuruşu yapabilmesi için kaslara sürekli olarak emirler gönderir. Bu hesaplamaları insanın bilinçli olarak kendisinin yapması gerekseydi
voleybol oynarken konsantre olamaz ve hiçbir faaliyeti kontrolü altında tutamazdı. Daha doğrusu hiçbir zaman voleybol oynayamazdı. Bugün sahip olduğumuz bilim ve teknolojinin ulaştığı düzey bile bu sistemin çalışmasındaki detayları henüz tam olarak çözememiştir. Mükemmel bir tasarıma sahip olan bu hareket sistemi, Allah'ın yaratmasındaki üstün sanatın örneklerindendir. Her bir hücre, Allah'ın kendisine yüklediği görevi, onun emirleri doğrultusunda eksiksizce yerine getirmektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: "Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır." Bazı bilgisayarlar bilim adamlarınca özel olarak tasarlanmışlardır. Bu bilgisayarların temel özelliği, işlem hızlarının ve bilgi depolama kapasitelerinin çok yüksek olmasıdır. Ultra hızlı olarak nitelendirilen Cray X1 adlı bilgisayar, dünyanın en güçlü bilgisayarı olarak hazırlanmıştır. Saniyede 1 milyar hesaplama, bilgisayar terminolojisinde 1 gigaflop olarak adlandırılır. Cray X1'in toplam hızı ise 52.4 gigaflop'tur. İnsan beyninin hızı ise tera basamağındadır. 1 terabayt 1000 gigabayta eşittir. Yani insan beyninin hızı, dünyanın en güçlü bilgisayarının hızının tam 1000 katıdır. Üstelik insan beyni sadece kafatasını dolduracak kadar küçük bir yer kaplarken, Cray bilgisayarı için özel olarak ayarlanmış büyük alanlar gerekmektedir. Daha da önemlisi, insan beyninin yapabildiği çok karmaşık hesapların çoğunu bu bilgisayar yapamamaktadır. Oysa Cray bilgisayarı, insanoğlunun bugüne kadar erişebildiği en yüksek teknolojinin ürünüdür. Cray X1'in birkaç yıllık geçmişinin aksine, insan beyni milyonlarca yıldır faaliyettedir. Tüm insanlarda aynı mükemmel tasarım, kusursuzca çalışmaktadır. Hayatımız boyunca bedenimizdeki sayısız işlemi hiç aksamadan, durmadan denetlemekte ve idare etmektedir. İnsan beyninin kapasitesi, iyi bir dizüstü bilgisayarla kıyaslandığında ortaya çıkan sonuç daha da hayret vericidir. Beynin hafıza kapasitesi tam 50 bin dizüstü bilgisayara denktir. Görülen odur ki, insan beyninin kapasitesi ve yaptıkları göz önüne alındığında, bilgisayarlar oldukça ilkel kalmaktadır. İnsan beyninin sahip olduğu bilginin boyutlarını anlamak için hücrelerdeki bilginin büyüklüğüne bakalım. 1 gram DNA'da 1 trilyon bilgisayar CD'sine eş değer bilgi bulunur. Bir CD'ye de 200 kitaplık bilgi sığdığını düşünecek olursak, ortaya 200 trilyon kitaba sığabilecek kadar çok bilgi hazinesi çıkar. Yeryüzündeki en büyük kütüphane olan Amerika'daki Kongre Kütüphanesi'nde 29 milyon kitap vardır. Bu kitaplar yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki raflara ancak dizilebilmişlerdir. İnsan beyni 200 trilyon kitaba eşittir. Amerikan Kongre Kütüphanesi ise 29 milyon kitabı barındırır. Bu karşılaştırma insan beyninin ne kadar kusursuz bir yaratılışın eseri olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır. Allah'ın kusursuz yaratışı Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir: "O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı da müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Mümindir, Müheymindir. Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından çok yücedir. O Allah ki, yaratandır, en güzel bir biçimde, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O,
aziz, hakimdir. İnsan beyni sahip olduğu yüksek işlem hızı ve depolama kapasitesinin yanı sıra düşünebilir, görebilir, işitebilir, koku ve tad alabilir. Ayrıca tüm vücudu idare eder. En son teknoloji kullanılarak bile gerçekleşmesi hayal edilemeyecek hareketleri ve sanat eserlerini insan bedenine yaptırır. Ayrıca beyin hayat boyunca insan için bilgi saklar. Bu sayede daha önce gidilen bir yer ya da duyulan bir melodi yıllar sonra bile anımsanabilir. Hatta aynı şarkı çaldığında eskiden o müzik dinlenirken giyinmiş olan kıyafet ve akıldan geçen düşünceler bile hatırlanabilir. Bugün tüm teknolojik imkanlara ve bilimde kaydedilen ilerlemelere rağmen hakkında bildiklerimizin son derece sınırlı olduğu insan beyni, ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'ın sonsuz ilminin ihtişamlı bir eseridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlarsa, dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. Yüce Allah, insanı mükemmel bir şekilde yaratmış ve insan vücuduna tüm sistemi idare etmesini sağlayan kusursuz bir mekanizmayı, beyni yerleştirmiştir. Beyinde oluşacak küçük bir hasar, insanın tüm hayatını etkileyebilir. Örneğin, beyin kabuğunda elle ilgili hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan bölgede iki merkez vardır. Bunlar premotor bölge ve ek motor bölge olarak adlandırılır. Bu iki küçük alan, el bileği kaslarının karmaşık hareketlerini düzenlemekle görevlidir. Bu bölgelerde en ufak bir hasar meydana geldiği takdirde, kişi iki eliyle basit hareketler yapabilmesine karşın koordine hareketleri gerçekleştiremez. Örneğin, düğmesini ilikleyemez. Bu durum, insanın Allah'ın üstün gücü karşısındaki acizliklerinden yalnızca biridir. İnsan, aciz bir varlık olduğunun her an farkında olmalı, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri için ona sürekli şükretmelidir. İnsanın Allah'ın üstün gücü karşısındaki acizliği Kur'an'da şöyle bildirilir. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah'sa gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layıktır.